Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda GTA 5 oyununda denizin altındaki gizli para çantalarını bulmaya çalışacağım. Bana bunu bir takipçim yazmış yorum olarak ve demiş ki abi GTA 5 haritasının farklı noktalarında suyun altında para dolu çantalar var. Bu çantalar zamanında kaza yapmış gemi, uçak, denizaltı gibi şeylerin içerisine saklanmış. Bu şekilde bir yorum yazmış ve bana bir de link göndermiş. Bu linkte de para dolu çantaların saklı olduğu bir harita var arkadaşlar. Hemen haritayı açalım. Haritamız bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası GTA 5'in bir haritası komple. Şuradaki noktalarda para dolu çantaların saklandığı yerler. Evet, gördüğünüz gibi hepsine bir numara verilmiş. Genelde hepsi suyun içerisinde bunların. Şimdi ben de teker teker bu noktalara bakacağım. O para dolu çantaları bulmaya çalışacağım. Biraz büyütelim. Evet, şuradan başlayabiliriz mesela 7. 7 numara. Burayı şimdi haritada bulacağız. Önce haritamızı açıyoruz. Aşağı yukarı şurada bir yer sanıyorum. Bir kez daha bakalım. Evet, limanın olduğu yerde şurada köprü geçiyor. Şurada da bir ince bir yol var. Demir yolu olabilir bu. Evet, şu iki yolun tam ortasında. Şuraya biraz daha yakın. Aşağı yukarı şurayı tarif ediyor. Buraya bir nokta koyalım. Ve modumuzu kullanarak buraya gidelim. Evet, direkt suyun içerisinde bulduk kendimizi. Şöyle biraz yüzelim bakalım. Evet, burada batık bir şey var sanıyorum ki. Nedir bu, gemi mi? Yani buralarda bir yerde arkadaşlar. Belki bunun içerisinde. Bir dakika, şurada bir şey vardı ya. Şu olabilir mi acaba? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunun üzerinde bir tane çanta var. Şöyle biraz yukarı doğru çıkalım. Fark ettiyseniz yanıp sönüyor. Şimdi bu çantaya doğru gidiyorum. Ve bakalım içinden kaç para çıkacak. 7500 dolar. Arkadaşlar, 7500 dolar varmış çantanın içerisinde. Evet, suyun yüzüne çıkabiliriz. Şimdi diğer noktaya bir bakalım hemen. Hemen bir yakındaki noktaya gitmek istiyorum. 8. nokta. Burası biraz daha zor. Yani bulmak için. Burası daha kolaydı. Çünkü iki yolun ortasında kalıyordu. Bu biraz daha zor olacak benim için. Bir bakalım şöyle. Şurada bir yerde. Aşağı yukarı. Bir kez daha bakalım. Şöyle çıkıntı var. Şurada. Evet, şurası. Evet, aşağı yukarı şurası arkadaşlar. Noktamızı koyalım. Sonrasında yine modumuzu kullanıp noktaya doğru gidiyoruz. Evet, biraz suyun üzerine doğru yükselmemiz lazım ki görebilelim. Çok da aşağıdan belli olmuyor. Evet, buradaki kalıntının içerisinde anladığım kadarıyla. Az öncekini kolay bulduk ama bunu birazcık arayacağız gibi duruyor. Ben göremiyorum şu an. Böyle bir şeyin olduğunu ben bilmiyordum arkadaşlar. Takipçim bana yazana kadar haberim yoktu.
bana böyle bir yorum yazmış. Böyle bir şeyin varlığından beni haberdar etmiş oldu. Ben de böyle bir video yapıyorum sizler için. Yani şu an ben de bilmiyorum. Aa evet, şurada bir çanta gibi bir şey var sanki. Yok, değilmiş ya. Değil değil. Yanıldım. Burada da batık bir şey var. Ama çanta nerede? Ben göremiyorum arkadaşlar. Yani siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yavaş yavaş ilerliyorum. Biraz daha yukarıdan yüzelim. Çünkü yaklaştıkça alan küçülüyor. Evet, az öncekini kolay bulduk bir çırpıda. Ama bu kadar karışık değildi o ya. Yani bu kadar karışık olmadığı için biraz ondan rahat buldum diyebilirim açıkçası. Şunun içinde mi acaba ya? Şuradan bir girelim bakalım. Belki de bunun içinde. Bu nedir böyle ya? Gemi mi ne bu? Pek bir şeyle benzemiyor yani. Evet. Vallahi burada bir yerde. Ama nerede? Yani şöyle biraz daha dışarı doğru çıkalım diyeceğim ama muhtemelen bu batık şeyin içerisinde diye tahmin ediyorum. Yorumda da öyle yazmış zaten. Yorumu da sizlere okudum. Gerçekten ben bulamıyorum şu an yani. Hani noktayı bulamadım diyeceğim ama burada bir batık bir şey var. Muhtemelen burada, yani bu bunun işareti diye düşünüyorum. Şuradaki mi? Yok, değil. Yine yanıldık. Evet arkadaşlar, ben bulamıyorum açıkçası. Şöyle biraz daha parlasa, yansa, sönse güzel olacak aslında. Burada da bir şeyler var ya. Bunun içinde mi acaba? Bu nedir böyle ya? Kopmuş. Buralara gelmiş. İlk çantadan 7500 dolar çıktı. Bu para bizim oldu. Ama buradaki çantayı bulamıyoruz. Maalesef. Çok derinde de değil ya. Suyun üstüne biraz çıkınca yani görebilmek için biraz yukarı çıkayım diyorum. Bu sefer de suyun yüzeyine çıkmış oluyorum. Evet, görebiliyor musunuz arkadaşlar? Ben göremiyorum şu an. Hiç böyle parlayan bir şey yok yani. Biraz da karanlık. Hava da güzel aslında ama tabii denizin altı farklı bir alem. Ben bulamadım arkadaşlar. Yani şimdi o kadar fazla nokta var ki, neyse, bunda çok fazla zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Sonuçta videonun da süresi artıyor. Diğer noktalara bakalım. Belki bunu bulamadık.
Diğerinde şansımız yaver gider. Evet, durdurup haritayı açıyorum hemen. 7'ye gitmiştik. Şu an 8'deyiz. 6'yı bulmak da zor. Çünkü etrafında bir şey yok. Yani bir şeyin yanında olursa daha kolay bulurum. Böyle denizin ortasında bulmak biraz zor olacak benim için. Şu 5. noktaya bakabiliriz. 5 şurası. Şuradaki oyuntunun olduğu yerde. Şurada da bir ada var zaten. İkisinin ortasında. Nerede bende o ada? Sanırım oraya gitmediğim için haritada orası çıkmamış. Ya da şurası da olabilir aslında. Bir bakalım. Evet, burası olabilir. Şuraya bir nokta atayım. Afaki. Oraya gidince tekrar buluruz. Waypoint. Evet, biraz karaya geldik. Tekrar haritadan bir yer belirleyelim. Evet, şimdi suyun içerisindeyiz. Buralarda var mı bakalım batık bir şey? Evet, var. Sanırım noktayı bulduk arkadaşlar. Burası olsa gerek. Yani batık bir şey olması lazım çünkü. Öyle söylemiş yorumda. Aşağı yukarı biz de buradayız. Bakalım. Doğru. Evet, ben de haritanın bu kısmı çıkmamış fark ettiyseniz. Şimdi gelince, bu bölgeye gidince çıktı. GTA 5'te böyle bir şey var arkadaşlar. O bölgeye gitmezseniz harita açılmıyor. Yani harita var aslında, açık ama gözükmüyor. Harita da gözükmüyor gittiğiniz yer. Şu an gelince biraz belirdi. Tam noktadayım arkadaşlar. Demek ki doğru izdeyiz. Şöyle ileri doğru bir yüzelim. Baştan sona yukarıdan inceleyerek gidelim. Bakalım burada para dolu çantayı bulabilecek miyiz? İlki gerçekten çok kolaydı. Bunlar da zor yani. Bu kargaşanın içerisinde nasıl bulacağım ben şimdi parayı? Evet, yavaş yavaş gidiyorum. Görünürde bir şey yok şu an. Birazcık aşağı doğru dalalım bakalım. Yakından inceleyelim. Her yere bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince. Evet, burada takıldık birazcık. Otlardan fazla bir şey gözükmüyor açıkçası. Çok da kolay bir yere koymamışlar açıkçası bu para dolu çantayı. Evet, yüzmeye devam edeceğiz. Biraz yakın gidelim şöyle. Burada takıldık.
Gerçekten çok karışık burası. İlk çanta biraz şanslı oldu açıkçası. Çok karışık değildi ama orası. Düz bir zemin üzerindeydi zaten. O yüzden biraz kolay oldu. Şuraya girelim bakalım. Buralarda bir şey var mı? Bu nasıl bir şey ya? Böyle makara gibi, çark gibi bir şeyler falan var. Bir değişik. Yosunlar, otlar. Hiçbir şey belli değil. Evet arkadaşlar gördüm. Fark ettiniz mi? Tam karşımda. Yanıp sönüyor. Ama çanta değil bu ya. Çelik yelek. Evet, bu çelik yelek. Çelik yeleğim yok zaten. Bakın şu an çelik yeleğim oldu. Demek ki bütün noktalarda para yokmuş. Bazen de farklı şeyler olabiliyormuş arkadaşlar. Bunu gördük. Bana para dolu çantalar var diye yazmış. Ama olsun sonuçta bir şey var yani bulduk. Belki diğer noktada da vardı. Yani bundan bir önceki noktada. Ama biz bulamadık muhtemelen. Ben bulamadım yani. Şimdi 7, 8, 5'teyiz. 4'e gidebiliriz arkadaşlar. 4. 4 de biraz kolay olacak. Yani şunları bulmak çok zor. Çünkü tam denizin ortası. Karaya olan mesafesi ne kadar uzak? Onu ölçmem biraz zor olur benim için. Şu noktayı bulmak zor olur. Yine afaki olarak bir deneyebiliriz. Şu 4'e bakalım önce. Yani ben neden 7'den başladım? Çünkü 7'yi bulması çok kolaydı. İki yolun ortasındaydı. Tam limanın içerisinde bir yerdeydi. O yüzden oradan başladım. Sonra 8-10'a yakın olduğu için 8, 5 o şekilde devam ettim. 6'yı atladım tabii ki de. Hepsini gezebilir miyim bilmiyorum. Bayağı bir nokta var. 12 yazıyor burada. 12 tane nokta var. Bunlar da yine denizin ortasında, zor yerlerde. Bakabildiğimiz kadar bakmaya çalışalım. Evet, şimdi 4. noktaya gideceğiz. 5'in biraz yukarısında adanın yine kenarında yer alıyor. Yani şurası aşağı yukarı. Şurada bir yerde. Doğru mu? Bir küçük ada var. Bir de biraz daha büyük bir ada var. Evet. Sanırım burası. Şöyle bir buraya bir nokta koyalım. Ve menü modumuzdan o noktaya gidelim. Zaman kaybetmeden. Evet, burada batık bir şey var sanıyorum. Aynen. Bayağı da büyük bir şey. Neymiş bu? Denizaltı mı? Önce bir bakalım. Bu gemi gibi bir şey arkadaşlar herhalde. Evet. Evet, şurada yanıp sönen bir şey var arkadaşlar, fark ettiyseniz. Gerçekten bu da biraz şansına oldu. Yani ne tarafa doğru gideyim diye düşünüyordum. Nedir bu? Çanta mı? Aa, ilk yardım şeyi bu da. İlk yardım çantası. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın yanıp sönüyor. Yeşil üzerinde artı işareti var. İlk yardım çantası. Evet, biraz daha gidelim bakalım. Evet, sanırım almayacak. Nedeni ise Michael'ın sağlık seviyesinin tam dolu olması. Muhtemelen. Evet arkadaşlar, almıyor. Çünkü sağlık seviyem full, yani tam dolu. Bu sebepten almadı. Acaba çantada var mı yoksa sadece sağlık seviyesi mi? Şimdi onu merak ettim. Bu neymiş ya böyle? İnsan yiyen bitkilerden mi acaba?
Ağzını açıp içine alıyor hani. Evet, bir sağlık çantası var. Bu sanırım bir yük gemisiymiş. Bir sürü konteyner var. Konteynerlarla birlikte batmış benim anladığım. Biz biraz daha bir dolaşalım gelmişken. Çünkü çok kısa sürede gördüm ben o çantayı. Şöyle bir bakalım. Şuradan bir içeri girelim. Hem de sizlere bunları göstermiş oluyorum arkadaşlar. Ben de görmüş oluyorum aynı zamanda. Şu an ben de ilk defa görüyorum bunu. Yani buraya modla falan gelmedim ben. Şu an menu modu açık ama sadece işte ölümsüzlük hilesi falan aktif yani. Mod kullanmadım. GTA 5'te normal hikaye modunda buralar var, mevcut. Mod kullanarak gelmedim. Sadece buraya hızlı bir şekilde gelmek için mod kullandım. Onu da gördünüz zaten. Menu modunu açıp waypoint dedim. Ama özel bir mod kurulu değil buralar için. Yani bunlar herkesin GTA 5'inde olan şeyler. Evet, buraya bakmıştık zaten. Bir de geminin diğer tarafına bir bakalım. Batan geminin malları diyorlar ya, işte bu mallar onlar arkadaşlar. Yani bu konteynerların içerisinde mal var ve hepsi batmış. Evet, bir yanıp sönen bir şey daha var arkadaşlar, fark ettiyseniz. Bakın, ona doğru gidiyorum şu an. Aldım ama ne aldım? Ben göremedim. Belki siz videoyu durdurup görebilirsiniz. Bir şey yanıp sönüyordu. Yaklaştım ve aldım. Yani çelik yeleğim vardı ki benzetemedim çelik yeleğe. Sağlık seviyem de var. Ne almış olabilirim? Para olsa sağ üst köşede para ibaresi çıkardı. O da çıkmadı. Evet, demek ki sadece sağlık seviyesi değil, farklı şeyler de var. Yani birden fazla şey olabiliyor. Sadece biraz gezip dolaşmak lazım arkadaşlar. Evet, buradan çıkalım. Şuradaki ne ya? Ha, konteynerin kenarıymış. Evet, her yeri didik didik geziyoruz. Gezmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Orada ne aldığımı hala bilmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi belki siz videoyu durdurup bakıp bulabilirsiniz. Ben göremedim. Yani çok küçük bir şeydi zaten. Görene kadar almış oldum. Bir şey daha aldım ya. Bunu hiç göremedim. Hani onu yine bir uzaktan görmüştüm. Bunu hiç göremedim arkadaşlar. Otların arasında. Aa, bir şey daha var. Silah. Evet. Bakın arkadaşlar, silah var. Fark ettiniz mi? Sanıyorum ki şöyle bir şey. Şimdi bu gemi, biliyorsunuz uluslararası gemilerde silah filan taşıyorlar. Korsanlara karşı bir güvenlik önlemi olarak. Sanırım gemi battığında içerisindeki ganimetler de haliyle suyun altında kalıyor. Bizim şu an yaptığımız bu ganimetleri almak. Anladığım kadarıyla. Bakın, silah var. Silaha doğru yüzüyorum ve aldım. Evet, silah sesi zaten farklıydı fark ettiyseniz. Ama bundan bir önce ne aldığımı bilmiyorum. Ondan öncekini de bilmiyorum. Ama bundan bir önceyi hiç göremedim açıkçası. Biraz daha yüzelim, bakalım bir şeyler çıkacak mı? Demek ki sade para değil, başka şeyler de var arkadaşlar. Ama şöyle otların arasında olmasaymış iyiymiş. Evet. Burada da bir şey yok. Şöyle bir bakalım.
Adamlar o kadar detaylı bir oyun yapmışlar ki suyun altı ayrı bir dünya, suyun üstü ayrı bir dünya. Gerçekten bayağı detaylı, muazzam bir oyun yapmışlar. O köpek balığı mı bunlar ya? Şimdi bizi yemesinler. Evet, haritada kırmızı bir nokta çıktı fark ettiyseniz. Yani bu köpek balığı benim için tehlike unsuru artık. Tehlike oluşturuyor. Her an beni yiyebilir. Ölümsüzlük modu aktif ama bilemiyorum. Yani yer mi, yemez mi, ne yapar? Evet, biz buna yem olmadan buradan gidelim arkadaşlar. Belki biraz daha dolaşsak bir şeyler bulacağız ama diğer noktalara da bakmış olalım açıkçası. Çünkü hepsine bakamayacağım zaten. Ne kadar fazla noktaya bakarsam o kadar iyidir benim için. Üçüncü noktada biraz denizin ortasında, iki de denizin ortasında. Hangisine gitsek acaba? Bir de öyle. Yani bunları bulmak biraz daha zor olacak. Şu altıncı noktaya gidelim ya. En azından şu iki kara parçasına hizalayıp bir şey bulabilirim belki. Şöyle. Doğru mu? Evet. Şuradaki kara parçasının işte şu kadar uzaklığında göz kararı. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir nokta koyalım. Köpek balığına yem olmadan hemen uzaklaşalım. Evet, buralarda batık bir şey bulacağız önce. Bize işaret olan şey bu. Şimdi tam noktasına gelememiş olabilirim. Var mı batık bir şey? Gördüğüm kadarıyla yok. Ha, şurada sanki bir şeyler var ama. Bir şey gözüküyor uzaktan. Aa evet, nokta atışı oldu biraz ya. Gerçekten göz kararı yaptım ama evet, bir uçak arkadaşlar sanıyorum ki. Şuradaki jet motoru sanırım. Jumbo jet diyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Evet, aynen. Uçağın motoru. Bu da diğer kalıntıları. Evet, bunların arasında arayacağız yine. Para dolu çanta arıyoruz ama farklı şeyler de çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle biraz yüzelim ileri doğru. Parlayan bir şey var mı? Yanıp sönen bir şey var mı? Bunlar uçağın küçük parçaları, kalıntıları. Şöyle bir etrafı dolaşayım önce. Sonra ana parçaya doğru gideceğim. Evet arkadaşlar. Uçağın ana gövdesi. Şu an kuyruk kısmındayım. Yanıp sönen bir şey var mı? Ben göremiyorum. Şöyle bir yukarıdan gidelim önce. Sonra bir de dipten gideceğim. Evet, suyun üstüne çıktık yine. Evet, bu sesler balıkların sesleri arkadaşlar. Sanıyorum aralarında iletişim kurmak için böyle ses çıkartıyorlar. Öyle bir şey duymuştum sanki. Yunuslar çıkartıyor olabilir bu sesleri. Bir de şurada bir bölüm var. Ama bunların içerisinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bu arada güzel de bir denizaltı videosu olmuş oldu. Denizin altını gezmiş olduk. Bir bahaneyle. Evet, şurada da bir bölüm var. Oraya da bakabiliriz.
Belki bunların içerisinde değil mi? Evet, burada da bir şey yok. Michael'la birlikte para dolu çanta aramaya devam ediyoruz. Şu nedir ya? Evet. Değilmiş. Burada da öyle bir şey yok. Her yere bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince. Gözümden kaçırmış da olabilirim. O kadar çok fazla şey var ki. Yosundur, ottur vesaire. Yine o çiçeklerden bir tanesi bakın. Ama insan yemiyor. Gördüğüm kadarıyla. Evet, buralarda olabilir mi? Şöyle otların içinden geçelim bakalım. Belki rastgele alırız. Evet arkadaşlar, ben bulamadım. Yani belki de geçtim üzerinden. Siz gördünüz ama ben göremedim. Öyle de olmuş olabilir. Hızlı hızlı gidiyorum biraz. Açıkçası. Evet, burada da bir şeye rastlamadık diyelim. Çok fazla zaman kaybetmeyelim isterseniz. Aa, bir dakika. Evet, gördüm. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın, yanıp sönüyor. Bu sanırım çanta gibi duruyor bu sefer. Yavaş yavaş yaklaşacağım. Hayır, bu da çelik yelek. Evet. Çelik yelek arkadaşlar. Çelik yeleğim var benim. Bakalım gidince alacak mı? Almadı. Çünkü çelik yelek seviyem tam dolu olduğu için almadı arkadaşlar. Evet, bir kez daha göstereyim sizlere. Tam üzerindeyim şu anda. Çelik yelek var arkadaşlar. Ha, belki bir şey daha vardır. Bilemem. Az önce olduğu gibi. Ama buradan gitsek iyi olacak. Farklı bir noktaya bakalım. 7'ye gittik, 8'e gittik, 6'dayız. 4 ile 5'e de baktık. Onuncu noktaya bakabiliriz ya. Şu askeriyenin orada. Askeri havaalanının orada. Oraya doğru bir bakalım. Neredeydi? Askeriye şurada bir yerde. Evet, şuradan bir ırmak geliyor. O şu olsa gerek. Bunun çıkışında, şurada çıkıntının altında. Şurası filan aşağı yukarı. Doğru mu? Yani tahminen şuraya bir nokta koyalım. Tekrar bakarız bir daha. Burası da bayağı karanlık çıktı ya. Denizin çok mu altındayım? Neredeyim ben? Evet, denizin bayağı altındayım sanıyorum ki. Burası derin olsa gerek. Bakın, çıktıkça aydınlanmaya başladı. Ama tabii batık olan şey o kadar derinde de olabilir. Bir tekrar bakalım nerede olduğumuza. Şuraya doğru gelsek. Evet, buralarda var mı batık bir şey? Bir bakalım şöyle. Ben bir şey göremiyorum açıkçası. Batık bir şey var mı arkadaşlar? Siz görüyor musunuz? Şimdi bir kez daha bakacağız haritadan. Evet, şuradaki çıkıntının biraz altında, biraz açığında. Yani tabi buradaki haritadan burayı keşfetmek birazcık zor açıkçası.
Biraz daha karaya yakın yerlerde olsaymış iyi olurmuş. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı burası sanıyorum ki. Şöyle bir bakalım. Var mı buralarda batık bir şey? Belki de aşağı doğru, bilemiyorum. Biraz aşağı doğru yüzelim bakalım. Karşımıza bir şey çıkacak mı? Burası bayağı derinmiş. Git git bitmiyor diyebilirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi derinliklere doğru dalıyoruz Michael ile birlikte. Gittikçe kararmaya başladı. Fark ettiyseniz suyun altına indikçe iyice gün ışığını kaybettik. Evet, zifiri karanlık oldu şu an. Ama bu işin sonu yok gibi ya. Ne oldu ya bir anda? Yani o kadar derine dalınca karaya mı çıkılıyor? Enteresan. Neyse. Farklı bir noktaya bakalım arkadaşlar o zaman. Şuraya bakabiliriz, birinci noktaya ya da ikinci noktaya. İkiyi biraz zor bulurum ama şu birinci noktayı bulabilirim belki. Şöyle bir çıkıntı var. Evet, sanırım o çıkıntı bu çıkıntı. Aynen. Onun sağ çaprazı diyelim şöyle. Yani şurası aşağı yukarı. Noktayı koyuyorum. Evet, modumuzu kullanarak birinci noktaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, nokta atışı oldu açıkçası. Bakın, batık şey tam karşımızda. Nedir bu? Bu da uçak sanırım. Uçak mı bu? Öyle bir şey. Pervane falan var yerde. Bu nedir? Bu da başka bir parçası. Şöyle bir bakalım ön taraftan, bu neymiş? Uçağa benziyor arkadaşlar. İçerisinde var mı bir şey? Balıklar var sadece, gördüğünüz gibi. Bizimle birlikte yüzüyorlar. Şurada bir parça var. Ona bakabiliriz. Bu zamana kadar bir tane çanta çıktı sadece. Sonrasında çelik yelek, silah ve bir de ne olduğunu anlayamadığım iki tane şey aldım. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? Burada da motoru var. Bir de oraya yolculuk yapalım. Suyun altında da keşfedilmesi beklenen bayağı bir şey varmış aslında. Bakalım bir şey çıkacak mı bunun içerisinden? Pek sanmıyordum zaten ama evet, bir şey çıkmadı arkadaşlar. Buraya kadar gezmiş olduk diyelim. Evet, bu da uçağın ön kısmı. Fark ettiyseniz.
Acaba uzay mekiği falan mı diye düşündüm bir ara da. Uçağa benziyor o da biliyorsunuz ki. Şuradan içine girmeye çalışalım bakalım. Belki içinden bir şey çıkar diyeceğim ama içi yok ki, bu kadar zaten ya. Ben bir şey göremedim arkadaşlar. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Gördüyseniz zaten yorumlara yazarsınız diye düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar, çok fazla nokta var gördüğünüz gibi. Bunların hepsini gezmek çok zaman alacak. En azından böyle bir şeyin olduğunu göstermek istedim. Bana bu gönderiyi yapan arkadaşa da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben de sizlerle paylaştım. Böyle bir video yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.